Şimdi çok salak çıkacak tabii, kızın tipi değişmiş. Her şey farklı. Kanal eski kanal değil. Kanala başka bir kız gelmiş. Evet, merhabalar efendim. Nöbet çıkışındayım ve de hastane günlüğü çekeceğiz. Çünkü bunun için tek bu an vardı. Onu bile yarım yapacağız da yapacağız bir şekilde. Bakacağız. Kamera tam kafamı çekmiyor. Kafasız olduğum için olsa gerek. Lütfen birisi bu espriye gülmüş olsun. Bir kişi de olsa yeter benim için. Şu an bulunduğumuz masa benim 4. sınıfta tıp 4'teyken çektiğim bir... Şu an kayıtta usta. Tıp 4'te oturup da çektiğim masa. Neyse, o masadayız ve şu an bambaşka bir kişi olarak bu masada oturmaktayım. Neden? O zamanlar ne pılım var ne pırtım. Şimdi bir 3-5 kuruş biriktirdik. Yani şekil ağda olduğu üzere yatırımlarımdan da belli. Onun dışında tıp bitmemiş. Okul bitecek mi? Hadi bitecek kaç yıla? O belli değil. Dahili istiyorum. İç hastalıkları kazanabilecek miyim? Kazandım. Daha da pek bir şey olmadı aslında bugün. Ama neyse yani. Bayağı temel şeyleri tutturduk diye düşünüyorum en azından. O da olmayabilirdi. Olmamasını hiç düşünmek dahi istemiyorum. Düşüncesi bile boğuyor şu an beni. O kadar. Hastane günlüklerine geri dönecek olursak, hastanede bir günüm şöyle geçiyor. Normalde aslında 8-8.30 gibi başlıyor her yer. Servis de öyle, poliklinik de öyle. Üçüncü bir seçenek bulamadım şu an. Ben şimdi hastaları, hastalıklarını okuyalım falan gazına geldim bir an bir. Bu ay onun için böyle saat 7'lerde falan gitmeye başladım. Hatta 6'da gitmişliğim var. Bu şovu yapmamalıydım ama yaptım. İşe yaradı da öğrendim o konuları. Yani iyi oldu. Ama işte karizmayı çizdirdik tabii. Gün acayip derecede yoğun geçiyor. Çok dolu oluyor. Ben bu 9 ay, 10 ay falan oldu işte asistanlığa başlayalım. Her gün Allah'ım bugün video çekeceğim. Niyet ettim bu kanala bir video için diye başlıyorum ama hiçbir zaman evden çıkıp arabaya gidene kadar ki o görüntülerin ilerisine geçemiyorum. Hastaneye işe başladıktan sonra gün o kadar yoğun geçiyor ki asla toparlayamıyorum. Yani biz bunu yaptık, biz şunu yaptık, olmuyor. Onu diyecek bir vakit asla olmuyor. Ben böyle bir çılgın bir dünya görmedim. Ondan dolayı şu an toplama ve videodasınız. Çünkü ancak bunu becerebildim. Yani o da 9 ayda oldu yani, düşünün. Hani ben denedim. Olmuyor ama. Gitti. Bölümler var, tamam mı? Dahiliyenin sevdiğim yanı. Bir ton bölümü var. Onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, hematoloji, kemik iliği transplantasyonu var oğlu var. Ondan dolayı her birini bir ay yapıyoruz. Her birinin bir ay olması çok güzel. Çünkü sürekli bir hani sıfırlayıp al baştan al baştan. Her gittiğim bölümde yapılan işlemler değişiyor. Mesela kemik iliği transplantasyonundaki hastaların immün sistemleri çok böyle düşük olduğu için kemoterapiyi de ondan sonra transplantasyon da falan derken oranın kuralları da değişiyor. Mesela oraya farklı kıyafetlerle giriyorsun. Boneler, boneler havada uçuşuyor. Orası güzel, ilginç bir yer. Mesela şu an gastroenterolojideyim. Sürekli cart mide kanaması, curt mide kanaması. Çok mide kanaması yatırıyoruz da. Düzen kabaca şöyle ki, gittikten sonra servisteysen servisteki hastaların kanları ne çıkmış? Mesela sabah kanları alıyoruz ya. Onlarda ne olmuş, ne bitmiş? Bu hastaya biz ne yaptık da ne oldu? Bir tekrar bakıyorsun. Bir yerlere danışmışsam o danıştığın yerler ne dedi? Onlar bir öneride bulundu mu? Örneğin tomografi çek dedi mi? Çekelim o zaman demişlerse gibi. Onları planlıyoruz. Sonra mesela tomografisi çekilmişse tomografide ne görüldü? Aa, o görüldü. O görülen şeye ben tedavi verecek miyim? Gibi. Yani ya tam anlamıyla bir bulmaca çözüyorsun, tamam mı? Her hasta yeni bir bulmaca, açıyorsun sudokuyu anacım, tamam mı? Diyorsun ki dur şimdi şuradaki segmenti bitirelim, sonra bunu bitiririz falan diye parça 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 adamı topluyorsun yani. Hastayı çok alakasız bir şeyle servisine yatırmış olabilirsin. Örneğin mide kanamasıdır geçen yaşandı. Mide kanamasıdır, adam ne bileyim 75-80 yaşındadır. Sanır ki kendini çok iyi, her şey yolunda. Sonra biz bir bakarız, aa şekeri var bu adamın. Ne olur tedavi başlarız. Biz yaparız bunu. Çünkü dahili. Yo, en iyi bölüm. Hadi video kapatalım. Yani bütün haliyle yaklaşıyoruz biz. Dahilerin sevdiğim yanı. Örneğin KBB, yani baktığı organlar belli. Ama dahiliye de öyle değil. Dahiliye de her şey belli. Bu onu zor bir puzzle haline getiriyor. Çünkü şöyle düşün. Bütün vücuda bakıyorsun ve bütün vücuda etkileyecek şeyler yapıyorsun. Öyle olunca da sen tansiyon ilacı veriyorsun ama o tansiyon ilacı gidip böbreğe ne yapıyor acaba? O da senin derdin. Hadi böbreğe bir etkisi yaptı. E o zaman ne bileyim başka akciğere ne yapıyor falan diye oradan bütün her şeyi toparlamaya çalışıyorsun. Öyle günün böyle geçiyor yani, verdiğin ilaçlar, verdiğin tedaviler, hasta nasıl, dün nasıldı, bugün nasıl, sabah muayeneleri, hastaları tek tek geziyorsun, vizit yapmak deniyor buna. Odada geziyorsun, merhaba Ayşe Hanım,
bugün nasılsınız, dün şöyleydiniz, dün sizi biliyorduk, bugün nasılsınız gibi. Tansiyonları, ateşi oldu mu? Ateşi olduysa ne yaptık da durdurduk ya da hala devam ediyor mu gibi. Neden oldu? Hadi onu bulalım ve çözelim. Bir daha olmasın ben. Bir daha ateşi görmeyeceğim. Biraz esirli anlatıyorum ama hastaların yanında da böyleyim bu arada. Çok severim. Ponçik teyzeler favorim. Evlat ayrımı gibi aslında bakmalı ve yapmamalıyım. Hani amcalar da benim, teyzeler de benim demeliyim ama teyzeler favorim. Ha, diyaliz yaptım mesela bir ara. Oradan görüntü koyabilirim bak. Bildiğin diyalizin doktoruydum. Çok ekstrem, çok interesting, ilginç olaylar. Bunları Türkçe de diyebilirdim ama sana sakladım. Güzeldi yani, ne bileyim, bunları yapıyor olmak bana şu an hala çok ekstrem geliyor. Anlatınca insana şey geliyor. Yaşarken asla öyle değil. Yaşarken işin yani, hani yiyorsa yapma. Ama anlatınca vay anasını falan oluyorum. Poliklinik yapacağım inşallah yakında. Ah, kemik iliği yapıyoruz. Kemik iliği, parasentez, kateter takma, yani invazif işlemler. Yani vücudun derinlerine inen. İnvazifi çeviremedim şu an. Neyse, dahil edip geçmeyen, sadece ilaçlı kan solunucuydu. Hayır, işlem de yapıyoruz aslında. Çok da yapıyoruz parasentez. Parasentez demek karnın içerisine iğneyle. Çok ciddi bir olay anlatıyordum, araba geçti. Ya bunu anlatayım ama bir şovumuz da olsun be anacığım. Karnın içerisine iğneyle girip sıvıyı alıyorsun. Ben diyorum ama vallahi diye kimse inanmıyor. Başka başka çok üzüldüm. Ha, böyle hayatımı sorguladım ben ne yaptım falan dediğim anlar tabii ki de oluyor. Ama diyorum ki sakin ol yiğidim. Sen seviyordun ama burayı falan. Gerçekten insan çok bunaldığı anlar oluyor. Çünkü insan kaynaklı. İnsana hizmet etmek kadar zor bir şey yok. Kimisi var, gerçekten çok zor anlar yaşıyor. Gıkı çıkmıyor. Diyorsun ki ya seni yiyeceğim ben, seni düzeltmem lazım falan. Ama kimisi var, tırnağı kırılsın, ortalığı yakıyor, yıkıyor. Canından bezdiriyor seni. Diyorsun ya işim var. Tırnak değil ama işim falan. Nöbet tutuyoruz. Of. Skala çok geniş. Küçük şeyler, mesela ilaç istemek gibi şeyler de yapabilirsin. İnsanlar ölüyor ve kurtarabilirsin. Gerçekten her türlü olay yaşanıyor. Gördüğüm en mesela korkuncu, amcanın bezi vardı. Bezini bir açtık. Nasıl kan, yerler kan içerisinde yani, ve tansiyonu düşüyor, kötü oluyor. Herkes sana bakıyor, diyor ki doktor hanım ne yapacağız? Sen de diyorsun bilmiyorum ne yapacağız. Ama öyle demiyorsun tabii ki de. Ama o anı yaşıyorsun. Orada oldu. Çünkü çok kanamış ya. İnsan geriliyor gerçekten de amca. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Sen bizimsin. Farkında mısın? Kendine iyi bakman lazım. Öyle işte, acil kısımları oluyor anlayacağınız. Ama çözüyorsun. Ve iyi oluyor. Ve bu kadar karmaşık şeyleri kontrol altına alıp böyle bir düzene sokabiliyor olma düşüncesi beni mutlu ediyor yani. Yani adam yıllarca bir şeylerden acılar çekmiş ama sana geliyor ve bir hafta sonra ha sebebi buymuş, çözümü de buymuş oluyor. Bu çok zor bir şey yani. Üzerime bir ışık geldi. Anlattıklarımdan ötürü aydınlandım. Doğum günüme özel hayat mesajı kendime gelsin. Anladım ki eğer bir şeyi bırakmayıp didinince o şeyi elde ediyormuşsun. Çok sürünüyorsun o yolda bak. Kolay değil. Asla bu yanlış anlaşılmasın. Bayağı ağlıyorsun, debeleniyorsun, hor görülüyor mu dersin, kalbin kırılıyor mu dersin, kendi kalbini düşüncelerine kendin kırıyorsun mu dersin. Her şeyi yaşıyor o süreçte. Ama yine de bırakmazsa oluyor. O cümleyi bir daha söylemeye karar verdim. Bilmiyorum becerebilir. Kamerayı bile dik tutamazken onu yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Kafanda kendini bu olmayacak ya falana ikna etmezsen, çünkü bunu yapıyoruz. Gerçekten olacaksa bile kendi kendine diyorsun ki olmayacak galiba ya. Her ne olursa olsun ya. Yemin ediyorum her ne olursa olsun. Bu kafamdaki sesi bir türlü durduramıyorum ben. Neyse, onu eğer o sese uymazsa oluyor. İlginç. Ama bu gerçek. Ne konuştum ha. Vallahi dertlenmişim. Bunları diyecektim. Sizi seviyorum. Baya baya çok. Yoksa kimse beni nöbet çıkışında buralara getirdi. Video çektirtecek. Ben şu an yatakta. İnsan gibi uyuyor olmalıydım. Birileri geliyor artık. Gerçekten kapatmalıyım. Hadi öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bye bye.